Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun baş danışmanı Mustafa İpek, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, bölge muhtarları ve devlet su işleri yetkilileri Alanya Öğretmen Evi'nde bir araya gelerek bölge halkının taleplerini ve bölgeye yapılan ve yapılacak olan yatırımların istişaresini değerlendirdiler. Toplantıda Doğu Batı bölgelerinde yapılmakta olan sulama hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran devlet su işleri yetkilileri Dimçayı sulama projesini ve Yeniköy Barajı projesinin en kısa sürede tamamlanmayı hedeflediklerini belirttiler. Dimçayı sulama projesini ve Yeniköy Barajı projesini bir an önce tamamlayıp çiftçiyi ve üreticiyi rahatlatmayı hedeflediklerini belirten Başkan Toklu, "Öncelikle hedefimiz Dimçayı sulama projesini ve Yeniköy Barajı projesini bir an önce tamamlayıp bölgelerimizdeki çiftçilerimizin verimliliğini ve konforunu artırmaktır. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethemtaş'ın ve bölge milletvekillerimizin desteklerini bölgemizde hep hissettik," dedi. Dimçayı sulama projesi ve Yeniköy Barajı projesi hakkında da bilgi aktaran Toklu, "Dimçayı sulama projesinin ikinci etabında Seki mahallemize kadar olan kısma su verilmektedir. Seki ve Demirtaş bölgeleri arasında kalan kısmada su verilmeye hazır, son kontroller yapılıyor. Bölgemizde önümüzdeki günlerde su verilmeye başlanacak. Demirtaş etabında ise Demirtaş çayına kadar olan kısmada su verildiği zaman yaklaşık 650 hektar alan sulamaya açılmış olacak. Yeniköy Barajı'nda müteahhit firmaya iş teslimi yapıldı ve şantiye kurulum işlemi tamamlandı. Yeniköy Barajı'nda çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacak," dedi.